Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Yine plansız, programsız bir videoya başlıyoruz. Aslında plansız, programsız derken ufak bir planımız var. Planımız ne arkadaşlar? Taşıdığımız yük. Şu anda bir yemeklik, daha doğrusu dondurulmuş yemekler taşıyorum. İki ayrı yere gidecek arkadaşlar. Birisi Mississippi'de bir yer, ikincisi de Louisiana'da Baton Rouge diye bir yer var. Orada ikinci bir yer. Bu yerler arkadaşlar, bu yerler aslında videomuzun konusu bu yerler. Bu yerler ne arkadaşlar? Yerler, yerliler, yemek yerler. Salak bir espri oldu, idare edin. Arkadaşlar, hapishaneye gidiyorum. Hapse düştüm, hapse düştüm. prison, daha doğrusu federal prison'e giriyorum. Federal prison ya da state prison, yani ulusal hapishane. Daha doğrusu Amerika'nın genelini kapsayan kurallarla olan hapishaneler, yani federal, Amerika'nın genelini ilgilendiren suçların oluşturduğu hapishane, bir de state, yani eyalet hapishaneleri olmak üzere bu hapishaneler ayrılıyor. Hatta city, yani şehir hapishaneleri de var. Ama genelde insanların en çok bildiği ve kötü olanlar state ve federal. Aslında birbirlerine çok yakın şeyler bunlar. Birinde biraz daha fazla, multi-racism deniyor. Yani daha fazla karışık ırkların bulunduğu bir yer, karışık kültürlerin bulunduğu yer. Bu genelde federal ve geneline baktığın zaman bu hapishanelerde eğitim oranı state hapishanelerine göre biraz daha üstte. Neden? Çünkü federallerde genelde parasal suçlar federal cezalara daha fazla giriyor. Şimdi örnek vermek istersek, hani belki çok şey olacak ama mesela borsada yolsuzluk yapmış bir adam state'e değil federale giriyor. State'de biraz daha şeyler oluyor. Yani hem para da var ama bu paradan ziyade daha fazla bu gang member, yani çete üyeleri falan daha fazla oluyor arkadaşlar. Çete üyelerinin bulunduğu yerler. Tabii federallerde de yok mu çete üyeleri? Var. Bunlarda da var. Mesela örnek vereceğim, mesela gideceğim hapishane, şu anki gideceğim hapishane federal hapishane. Federal'de mesela daha önce burada yaklaşık 2-3 ay önce büyük bir kavga çıkmış. 70 kişilik bir çete grubu varmış. Bunlardan 30'u sağlam şekilde yaralanmış ve bir kişi de ölmüş. Daha doğrusu bu ölen kişi de guard deniyor. Yani gardiyan arkadaşlar. Burada hapise düşmek gerçekten insanların istemeyeceği şeylerden birisidir ve bir o kadar da korkutucu bir durumdur. Amerika'da hapse düşmek çok iyi bir şey değildir. Türkiye'de biraz daha, tabii diyeceksin ki ya sen nereden biliyorsun? Düştün mü hapishaneye Türkiye'de veya burada? Yok arkadaşlar, öyle bir durumumuz olmadı Allah'a şükür. Ama sonuçta Türkiye'de de yaşadık, burada da yaşadık. Türkiye'deki hapishaneye girip mesela bizde mesela hapishaneye girdiği zaman bir adam çok fazla hapishanede korkmaz ve hapishane bir nevi hırsızı topluma kazandırmak değil de yetiştirmek için oluşturulan sanki. Tabii ben bilmiyorum, dışarıdan gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Bunu tabii içeriye girenler benden çok çok daha iyi bileceklerdir. Sanki böyle içeriye girmek, okuldan eğitim almak amaçlı yapılmış özel kurumlar gibi Türkiye'de. Burada, tabii ki burada da biraz daha ona benzer bir şekil var. Yani suçlunun bulunduğu yerde genelde suçluluk durumunu öğrenirsin. İşte sallıyorum, hani banka soymuşsundur da o bankadaki soyduğun şeyi başkasına anlatırsın. Başkasının senin yaptığın yanlıştan aklınca doğruyu çıkartarak o hatayı yapmamaya çalışıp yeni bir banka soygununa gidebilir senin fikirlerini alarak. Burada ise, Amerika'da ise bu durum biraz daha farklı. Şöyle ki Amerika'daki hapishaneler çok güzel yerler değiller. İnsanların sorduğu, gerçekten kafa karıştıran birçok soruları var bunların. Mesela işte ufak tefek bir adamım, hapse girsem buradaki insanlarla nasıl başa çıkabilirim? Ya da mesela çok sorulan sorulardan birisi. Hapishanede sabunu düşürürsen ne olur? Bu şaka değil arkadaşlar. Gerçekten çok sorulan bir soruymuş. Çünkü insanların en çok korktuğu şey hapishanelerdeki tecavüz. Yok muymuş? Tabii ki var arkadaşlar. Yani
bu dünyanın her yerinde olan iğrenç bir durum ve hapishanelerde en çok olan şeylerden birisi. Özellikle Amerika'da bunlar çok çok oluyormuş arkadaşlar. Yani en azından böyle bir ufak bir bilgiyle videoya giriş yaptık. Şimdi videoyu keseceğim arkadaşlar ve keseceğim derken sadece konuşmayı keseceğim ve hapishaneye gireceğiz. Bakalım. Bu videoyu bu şekilde başlattık ama acaba devam ettirecek miyiz? Ha tabii ki devam ettireceğim de derdim hapishanenin en azından etrafını veya girdiğim yerini göstermek. Çünkü yüküm hapishaneye gidiyor. Gösterebilirsem tabii ki yasak değilse bu göstermek. Ha her halükarda çekmek babında çekerim ama daha sonrasında başım ağrıyacağından dolayı biraz akıllı mantıklı düşünerek şey yapmayı düşünmüyorum. Yani kafama göre kalkıp da izin verilmeyen bir yerde görüntüleri alıp daha sonra başımı ağrıtmamak için izinsiz bir durum yapmak istemiyorum. Eğer çekebilecek bir pozisyondaysak içeride çekmeye çalışacağım. Hayır, çekemeyecek bir pozisyondaysak bununla alakalı bir sıkıntı da var ise arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Videoyu çekmeyi vereceğiz. Daha doğrusu hapishanenin içerisinde. Ama hapishaneden çıktıktan sonra yine hapishane sohbetimize, hapishane muhabbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım hapishaneye girelim. Federal Correctional Complex. Next right, baby. Aha, aha. Evet arkadaşlar, Federal Correctional Complex yani federal hapishaneye geldik arkadaşlar. Mississippi'deyiz ve giriş yapıyoruz. Tabii bu arada merak edeniniz olabilir. Abi daha önce hiç girdin mi böyle bir yere? Yok arkadaşlar. Yazoo City, Yazoo. Buranın ismi Yazoo. Mississippi'de Yazoo City Federal Correctional Facility denen bir yer arkadaşlar. Şimdi girdik. Hemen önümüzde hapishane. Tabii bunun şuraya bir bakalım. Nereden malı teslim ediyoruz? Federal Correctional Institute. Okay. Arkadaşım. Buradan giriyoruz. Malı nereye bırakacağız? Anlat. Aa, şu polis mi? Şuna bir soralım mı? Herhalde polistir. Dur şuna bir sorayım ben ya. How you doing, sir? Evet arkadaşlar, kötü bir durumdayız. Kötü durumda denilir. Saat 4'te herkes gidiyormuş. Aslında saat 4.45 kardeşim, 45 dakikadan ne olur ya, 2 tane palet alacaksınız. Tabii hapishanenin olduğu yere gitmeyecekmişiz galiba. Warehouse denilen bir yer var. Yani yüklerin bırakıldığı yer hemen sol tarafında bir yermiş. Hapishane ilerisi, tabii ki hapishanenin içerisine gitmiyormuşuz. Üzüldünüz değil mi? Üzülmeyin arkadaşlar. Hapishane buralarda kötü ya. Hiç gidilecek yerler değil, inanın bize bana. Yani aslında tırlar var orada ya. Bu arada şunu da söyleyeyim ya. Federal hapishanede en az 5 senelik cezası olması gerekiyormuş adamın. Yani bir federal hapishaneye gelmesi için. O yüzden yani biraz seneler uzunmuş. 5, 10, 15, 20, 30 artık yukarıya doğru gidiyormuş. Yani küçük hapishaneler gibi değil. Biraz daha misafirperver diyelim. Ya hakikaten inşallah açıktır ya. Çıksın, bir an önce gitmem lazım. Burada durmak istemiyorum. Bunu bana yapmayın, yapmayın.
Neyse hemen şuraya bırakayım şu aracı. İçeriye gidelim. İnşallah birini buluruz. Şu anda aslında ben kamera çekiyorum ama onlar da beni %100 çekiyorlar. Dışarıda da şeye bağırıyorum ya. Ben kimseyi öldürmedim. Beni almayın, beni almayın. Beni alma, onu al. Allah kimseyi düşürmesin böyle yerlere. Neyse arkadaşlar, bugünlük burada kapatıyorum. Çünkü ne yazık ki geldiğimiz yerde, bu arada bu gördükleriniz hapishaneye ait otobüsler, kamyonlar, arabalar. Tamam hapishaneye çalışan şeyler. Neyse bu arada memur dedi ki burada yatamazsın. İleride bir Walmart var. Git orada yat. Wow. Tabii ki oraya gideceğim. Orada yatacağım. Berbat bir yer. Burada yatmayı kim ister ya? Hapishaneyi kim ister? Al hapishanenin başına çal pis herif. Senin lanet orası beyaz. Demek isterdim. Bana da beyaz. Ya Amerika'ya gelmeden önce en çok böyle gıcık olduğum şey, bilmiyorduk tabii ki, bu insanlar neden zencilere karşı bu kadar ırkçılar falan diye düşünüyordum. Ya bu çok canımı sıkıyordu benim. Neden böyle yapıyorlar diye. Geldikten sonra tabii ki ister istemez hak verdim. Hak verdim. Irkçı mıyım? Kesinlikle değilim. Ama Amerikalı siyahları, yani genelini söylemek doğru olmaz, birçoğunu diyelim, arkadaşlar sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. Yani bu ırkçılıktan değil, ırkçı insanları da sevmem. Afrikalı zenciler mükemmel insanlardır. Bizlerden hiçbir farkları yoktur. Hatta üstünlükleri bile belki birçok yerde vardır. Üstünlükleri derken yanlış anlaşılmasın ha. Ama Amerikalı zenciler arkadaşlar biraz eğitim şart, eğitim şart diyorum ya. Çok fazla derinine girmiyorum. Amerika'ya gelenler ya da onların az çok onlarla alışveriş olmuş insanlar nasıl, neden bahsettiğimi çok iyi anlayacaklardır. Ben derinine girmeyeceğim çünkü insanlar yanlış anlayabilir. Ama çok da sevdiğim söylenemez. Neyse, size bir hikayeyle beraber, birkaç bilgiyle beraber, hikaye değil de birkaç bilgiyle beraber videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Amerika'da, yani yine soru olsun, soruyu cevaplayalım. Böyle hapishaneye geldik, yani hapishaneyle alakalı sorulardan birisi. Çok sorulan sorulardan birisiymiş. Amerika'da hapishaneye düştün diyelim. Bir şeye, gang member, yani herhangi bir çeteye üye olmak zorunda mıymışsın? Hayır, değilmişsin. Ama içeriye düştüğün zaman elinden geldiğince sosyal hayatına dikkat etmen gerekiyormuş. Kiminle muhabbet ediyorsan ona çok dikkat etmen gerekiyormuş. Çünkü o muhabbet ettiğin kişinin belki bir herhangi bir gang, yani gangin memberı olabilir. Yani herhangi bir çetenin üyesi olma durumu olabilir. O üye olduğu zaman da dolaylı olarak da olsa bir nebze sen de onlar gibi görünüyorsun ve belli bir süre sonra onların içerisinde bulunuyormuşsun. Bunun da sonunda çok büyük sıkıntılar olabiliyormuş. Yani bu durum hapishanelerdeki en büyük sıkıntılı durumlardan birisi. Hani insanların korktuğu birçok şey vardır hapishanelerle alakalı. Ama en çok korktukları şeylerden birisi bu ganglerdir. Çünkü bir nebze de olsa senden kaynaklanmayan bir şeyden dolayı sen de
yanlış yola gidebilirsin. Neyse arkadaşlar, böyle kısa bir videoyla bugünü başlattım. Bu Prison One, yani pardon Prison One diyorum, bunu gösteriyorum. Ha Fatih, kafam mı güzel brother, hapishaneye girdin. Brother, yeni içeriden çıktım. Yapacak bir şey yok. Kafa dağınık. Cezaevi ya da prison, hapishane. Bir videomuz. İkincisi de bundan sonra gelecek. Çünkü bugün malı veremedik. İnşallah malı yarına boşaltacağız. Yarın iki hapishaneye beraber gideceğiz. Ve iki hapishanenin videosunu da alıp sizlere oluşturup izlemenizi sağlayacağım arkadaşlar. Hayallerinizi başkalarının çalmasına asla izin vermiyoruz. Ve ne olursa olsun hayallerimizin peşinden koşup çekip alıyoruz arkadaşlar. Ne olursa olsun bir de son olarak bugünün özel notu bu. Hapishaneye düşmüyoruz. Bye bye.